Herkese selamlar arkadaşlar videoya karşınızdayız. Bugün 5 dakikada temel fonksiyon grafik bilgisini öğreneceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Haydi başlayalım. Evet bir grafik verildiği zaman mesela şu bağıntıyı biliyoruz değil mi? Fonksiyonun ilk videosunda şunu söylemiştik. Ne demiştik? fx eşittir y demiştim. Ben buraya x'e bir şeyler yazacağım ve karşılığında bir y değeri elde edeceğim. O zaman bakın mesela şimdi grafikte x değerim ne? 4. 4. Grafikteki x değerim ne? 4. Karşılığındaki y değerim ne? Bakın burası 5. F4'ün 5 olduğunu bulacağım. F4 neymiş? 5'miş. X değerine karşılık gelen Y değerini bize sonucumuz verecek. Y dediğim şey sonuçtur. Y ekseni bu tarafta bildiğiniz üzere. F0'a bakalım. X gördüğüm yere 0 yazacağım. E bakın Y üzerine beni neye götürmüş? 0'a götürmüş. O zaman F0 0'dır arkadaşlar. F eksi 3'e bakalım. X gördüğüm yere eksi 3 yazdım. Beni karşılığında nereye götürmüş? Buraya. Buranın karşılıklı değeri ne? 6. Eksi 6 tabii ki de. Eksi 6 olacak. Hemen bunu da eksi 6 olarak patlattım. İnşallah bu temel bilgi anladınız arkadaşlar. Şimdi böyle bir karışık soru üzerine görelim. Karışık bir grafik üzerine görelim. F eksi 4 nedir diyor. X gördüğüm yere eksi 4 yazacağım fonksiyonun üzerinden geçtiyse yani grafik o noktadan geçtiyse sıfırdır arkadaşlar. Tamam mı? bu bilgi. Bakın grafik üzerinden bakın grafik üzerinden mi geçiyor? Evet geçiyor. O zaman sıfır olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Mantık bu. fx4 sıfır. fx3'e bakalım. x gördüm yere x3 yazdım. Beni nereye götürdü? x3'e götürdü. O zaman burası x3'tür. x, x gördüm yere x2 yazdım. Beni nereye götürdü? Buraya götürdü ama bak dahillik yok. O zaman ben buna e, ne diyelim? Boş diyelim. Var tamam mı arkadaşlar? Dahillik yok. Dahillik yoksa yani şu ifade dahil değil demektir. Bu ifade dahil demektir. Bakın. Şu ifade var. Ama biz yine de soru ka karışılmasın diye dahil olarak kabul edeceğim. Yani biz bunu ne olarak kabul ederiz? Sıfır olarak. Grafik üzerinden geçtiği için dahil kabul ettim. Tamam mı arkadaşlar? Evet. F sıfıra bakalım. X gördüğüm yere ya sıfır yazdığım zaman grafik nerede kesmiş? Burada değil değil mi? Bak grafik burada kesmiş. Gördünüz mü? Mantık bu. Buradan da 3 gelecektir. F2, X gördüğüm yere 2 yazdığımda grafikten geçtiği için o da 0'dır arkadaşlar. F4'ü sorsa hadi soralım F4 nedir? 3'tür. F1'i sorsa F1 nedir? 0'dır. Neden? Çünkü grafik üzerinden geçmiş. F-5'i sorsa bak dahil ne dersin F-5'i sorsam? iki Bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. İlerideki fonksiyon grafikleri sorularında bizim işimize çok çok gelecek. Şimdi bana bir de şunu vermiş. Demiş ki f'in içerisine öyle sayılar yaz ki sonuç sıfıra çıksın. Bak sonucun sıfır olduğu durumlar. Sonucun sıfır olduğu durum ne demek? y ekseninde de beni sıfıra götüren değerler demek. Zaten biraz önce sıfır bulduklarımız neydi? f2 değil mi? Emin değerlerine bakıyorum. f2 neydi? Fonksiyonun grafiğin üzerinden geçtiği için Tabii şunu da dolu olarak kabul edelim arkadaşlar. Soru karışması tamam mı? Hepsi dolu olarak kabul edelim. M ne çıktı arkadaşlar? 2 çıktı buradan. Başka? Sonucu sıfır olarak f-2 değil mi? Eksi 2'yi de buldum. Evet başka f-4'ü buldum. Grafik üzerinden başka geçen değerler var mı bakıyorum mesela. Grafikten eksi 4'ü aldım. Eksi 3 grafik üzerinden geçmiyor. F-2 evet fonksiyon grafiği üzerinden geçiyor. Bak 1 de var. Bakın bunu unutmayalım. 1'de de var. Tamam. Şimdi toplayalım. Eksi 2 artı 2 sıfır yapar. Eksi 4 artı 1'den de eksi 3'tür dedim. M değerlerinin toplamını sorduğu için patlattık arkadaşlar. Tamam mı? Burada temel bilgileri bilmek gerekiyor. Bakın şunu gördüğünüz zaman dahil değildir anlamına gelir. Mesela şöyle bir grafik hayal edelim. Tamam mı? Basit, basit çapta bir grafik çizeceğim. Tamam. Şöyle bir noktamız olsun. Evet. Şurada bir ya da şöyle bir daha göstereyim kafanız karışmasın diye. Bakın şöyle bir grafik hayal ediyorum. Şurada dolu dolu olsun. Burada dahil değil olsun. Şöyle bir ifademiz var. Tamam mı? İşte grafiği de şöyle ayarlayalım. 2'ye 3 olsun. Burası 2. Şimdi bu böyle bir grafikle karşılaşırsınız arkadaşlar. İşte burada bak bu ifade var, bir de bu ifade var. Hangisini alacağım? Tabii ki de bunu alacağım. Çünkü dahil olan alacağım arkadaşlar. Bu dahil değil demektir. Tamam mı? x, y için düşünürsem f2 kaçtır dersen bana ne diyeceksin? 3 diye patlatacaksın arkadaşlar. Tamam mı? Mantık bu şekilde. Evet temel fonksiyon bilgisi bu şekilde arkadaşlar. Elimizden geldiğince şöyle bir toparlamaya çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.